Bismillahirrahmanirrahim. Babun, yangi bob. Man haqqaqa tawhida dakhala al-jannata bighayri hisab. Kimda kim tawhidni haqiqatga chiqarsa, u odam jannatga hisobsiz kiribdi. Mana bu bobda o'qiladigan narsaning xulosasi shu. Kimiki tawhidni Alloh taolo buyurganidek amalga oshiradigan bo'lsa, hayotiga tatbiq qilsa, bu odam jannatga to'g'ri kirib ketadi, hech qanday hisob-kitob bo'lmaydi. Va qaulullohi ta'ala Alloh taoloning Nahl surasi 120-oyatdagi so'zi: Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillahi hanifa va lam yaku minal mushrikin. Albatta Ibrohim ummat bo'lgan edi. Alloh uchun bo'ysunuvchi bo'lgan edi. Hanif bo'lgan edi, faqatgina Allohga moyil bo'luvchi va mushriklardan bo'lmagan edi. Qarang, hatto Ibrohim alayhissalom to'g'risida Alloh taolo nima deyapti? Valam yaku minal mushrikin. Mushriklardan bo'lmagan edi deyapti. Bir payg'ambar uchun mushrik emas edi deyishlik madh ekan, maqtov ekan. Demakki, albatta biz uchun bu maqtovdir. Hozirgi musulmonlarning eng katta xatosi shuki, biz musulmonmiz, bizda shirk bo'lishi mumkin emas deymiz. Diqqat qilgan bo'lsangiz, bir narsa uch xil ishlatiladi. Biri muslim, haqiqatda muslim bo'lish kerak aslida. Ba'zan musulmon deymiz. Ba'zan musurmon deymiz. Ya'ni musurman deganida. Dinga amal qilmagan odamlardan so'rasangiz, musurman deydi. Musulmonman deydi. To'g'ri aytasiz. Biz muslimmiz alhamdulillah. Ba'zilar musulmon. Hazal babu bu bob. Hazal babu kal mutammimi lil babi allazi qablahu. Bu bob o'zidan oldingi bob uchun go'yanki to'ldiruvchidek. Lanna allazi qablahu, chunki bundan oldingi bobda babun fazlu tawhidi va ma yukaffiru min az-zunub. Tavhidning fazilati va gunohlardan tavhidning yuvib tashlaydigan, yo'qotib tashlaydigan narsalari degan bob o'tdi. Ya'ni tavhidning fazilati bilan tanishdik. Samin fazlihi hazal fazlul azim. Va tavhidning fazilatlaridandir mana shu ulug' fazilat. Bu ulug' fazilat ham tavhidning fazilatidandir. Allazi yas'a ilayhi kullu aqilin. Bu ulug' fazilat shunday fazilatiki, unga har bir aqlli kishi harakat qiladi, sa'y qiladi, jiddujahd qiladi shuni hosil qilishlik uchun. Nima u? Wa huwa dukhulul jannati bi ghayri hisab. Va u jannatga hisobsiz kirishlikdir. Har bitta aqlli inson jannatga hisobsiz to'g'ridan-to'g'ri kirib ketishlikni xohlaydi va bu tavhidni eng buyuk fazilatlaridan bittasidir. Tavhid sizga mana shu saodat, shu imkoniyatni beryapti. Qauluhu man. Mana musannifning kimiki degan so'zlari shartiyatun, shartiya bo'lyapti. Va fi'lu sharti haqqaqa. Bu shartning fe'li haqqaqa, ya'ni haqiqatga chiqarsa deyilyapti. Va javobuhu, bu shartning javobi esa dakhala degan jumla bo'lyapti. Yani bir yerda mana ikkita jumla bo'layapti, ko'ryapsizlar. Manga o'xshagan kalimalar shunda ikkita jumlaga kiradi. Shart va jazoga. Man haqqaqa tawhida jumlai jazoiya bo'lyapti, shartiya bo'layapti. Jumla shartiya. Dakhala janna esa javobiya, jazoiya bo'layapti. Ya'ni in tazrib azribga o'xshab. U seni uraman deganga o'xshab. Qawluhu bila hisabin. Hisabsiz degan so'zi ay la yuhasabu la ala al-ma'asi va la ala ghayriha. Bu odam hech qanday hisob qilinmaydi. Gunohlar uchun ham va gunohlardan boshqa narsalar uchun ham. Va tahqiqu tawhidi. Tawhidning tahqiqi, tawhidning tahqiqi nima u? Tawhidni haqiqatga chiqarishlik. Taqlisuhu minash-shirki. Shirkdan uni xolis qilishlikdir. Shirkdan ajratishlikdir. Tavhidni keltirdingizmi? La ilaha illalloh dedingizmi? Endi shirkni unga aralashtirmaslik. Va la yakunu
illa bi umurin salasatin, tavhidni haqiqatga chiqarishlik üç ishlarsiz abadan bo'lmaydi. Üçte ishlarni qilasiz, bajarasiz, shunda siz tavhidingiz haqiqatdan tavhid bo'ladi. Al-awwalu birinchisi al-ilmu, ilmdir, bilmoq. Fala yumkinu an tuhaqqiqa shay'an qabla an ta'lamahu. Bir narsani bilishingizdan oldin uni haqiqatga chiqarishligingiz hech qachon mumkin bo'lmaydi. Albatta oldin uni bilishingiz kerak. Qalallohu ta'ala, Alloh taolam Muhammad surasi 19-chi oyatda aytdiki: "Fa'lam, bilgin, annahu la ilaha illalloh. Undan boshqa haq ma'bud yo'qligini. Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qligini bilgin", deyapti Alloh taolam. Qadiman tavhiddan oldin ilm kerak ekan. As-sa'ikinsu al-i'tiqodu, e'tiqod, aniq ishonishlik. Fa'iza alimta va lam ta'taqid vastakbarta lam tuhaqqiq at-tawhida. Agar sen bilsinu, lekin e'tiqod qilmasin, qalbingdan tasdiq qilmasin, balki kibr qiladigan bo'lsin, sen tavhidni haqiqatiga chiqarmasan. Qallallohu ta'ala anil kafirin. Alloh taolo kofirlar to'g'risida Sod surasi 5-chi oyatda aytadiki: "Aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un 'ujab." Kofirlar payg'ambarimiz alayhisalomga e'tiroz qilishib, shuncha ilohlarni bitta iloh qilib qo'ydimi? Xudolarni ko'p bo'lgani yaxshi emasmi, deyishdi. Albatta bu, ya'ni ilohning yakka yagona bo'lishligi ajoyib narsa-ku, deyishyapti. Qarang, ular Allohni yolg'izligini bilishadi-yu, e'tiqod qilishmaydi. Asalisi uchinchisi al-inqiyadu, bo'ysunishlik. Bilasiz, e'tiqod qilasiz va bo'yin sunasiz, itoat qilasiz. Tavhidning hukmlariga taslim bo'lasiz, o'zingizni topshirasiz. Faiza alimta va taqotta va lam tanqod. Bilsin, e'tiqod seni bo'yin sunmasin, lam tuhaqqiq at-tawhida. Bunday holatda ham siz tavhidni haqiqatga chiqarmabsiz. Qallallohu ta'ala, Alloh taolo Saffat surasi 35-36 oyatlarda aytdiki: "Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun." Albatta bu kofirlar, ularga la ilaha illalloh deyilganda, Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q, faqat unga ibodat qilinglar, faqat unga itoat qilinglar, faqat uning qonunlariga amal qilib yashanglar desiz, yas deilsa yastakbirun, kibr qiladilar, deyapti. Qarang, mana bizning zamondagilar kibr qilmayaptimi? Kibr qilyaptilar. Sizga hamma narsani harom qilib tashlashyapti-ku. Butun mol-u davlatingizni tortib olishyapti. Va yaquluna, va aytadilarki: "A inna la tariku alihatina li sha'irin majnun." Albatta biz shu bir jinni shoir uchun o'zimizni xudolarimizni tark qiluvchilarimizmi, deyishyapti. Shu jinni shoirni biz ilohlarimizni tashlab olamizmi, deyishyapti. Abadan tashlamaymiz bu ilohlarimizni, deb yolg'on gapirishyapti. Kazzob ular. Shu da'volarda ham kazzob. Kazzobligini bir dalili Qur'onda Alloh taolo ularning dengizdagi holatlarini keltiradiki, kemada ketishyapti, dengizning o'rtasiga borganda qattiq bo'ron bo'lib, ularning o'lishi, cho'kishligi aniq bo'lgan vaqtda hech qaysi butlari, ilohlari, podshohlari, qonunlari esiga kelmaydi, faqatgina Allohga yalinishib: "Ya Allohim, bizga qutqarsin, biz faqat senga ibodat qiluvchilardan bo'lamiz", deyishadi. Alloh ularni qutqaradi. Quruqlikka tushgandan keyin birdaniga Allohni unutib, nonko'rlik qilib ketishaveradi. Dunyodagi eng katta kofirni dengiz o'rtasiga olib borsangiz, aynan shu narsani ko'rasiz. Hamma kofirlar o'zini kufrida kazzob bo'lar. Lekin mu'minlar o'zining da'vosida sodiq. Biz o'zimizni da'vomizga nihoyatda aniq ishonamiz, zarra qadar shak shubhamiz yo'q, bu haqdir. Hayotimiz oxirigacha bu yo'ldan ajramaymiz. Ammo ular sal boshiga qiyinchilik kelib qolsa, o'zlarining ilohlarini botilligini e'lon qilishib, tarqib turishaveradi. Bilishadi ularning ilohlari, haykallari hech qanday foyda bermasligini. Faiza hasala hadza va haqqaqat tawhida. Agar mana bu narsa hosil bo'lsa va inson tavhidini haqiqatga chiqarsa, haqiqiy tavhidigasi bo'lsa,
فإن الجنة مضمونة له بغير حساب Albatta jannat u odamga hisobsiz zamonatli qilinuvchidir. Alloh taolo tarafidan unga jannat zamonat berilyapti, kafolat berilyapti. Jannat bu odamga kafolatli bo'lyapti. Wala yahtaju an naqula inshaalloh. Bunday holatda inshaalloh deyishligimizga muhtoj bo'lmaydi. Kimki shu ishni qilsa, u albatta jannatga kiritdi deb 100% ishonchni aytoyin. İnşallah demeyin bir yerde. Ey Allah halese, yani Allah bilerdi demeyiz. Elbette Allah Ta'ala uzun bizi geyitken ki, bu adam cennete kirerdi, deyiz. Lekin muayyen kimeyiz, palancı, püstancı demeyiz. Kimi ki şu amellikse deyiz. Mutlak eytersiz. Muayyenini eytermeyimiz. Çünkü etirgen neme buluşunu bilmiyimiz. Öyle yaptırırken de kendi halatı oluşunu bilmiyimiz. Lenne hâze hikayetu hükmin sabitin şer'an. Çünkü bu şeriatta sabit bo'lgan hükümünü hikaye kılıçlıktır. Şeriatta bol bo'lgan narsani aytyapsiz. Ve lihaza cezeme el muallifu rahimahullahu ta'ala bi zalika fi tercümeti duna en yekula inşallahu ta'ala. Şunun için muallif hem Muhammed bin Abdülvahhab hem tercümede bu narsaga cezim kıldı, aniq ishonch bilan aytdi inşallah demasdan. Ama bir nisbeti lirracil muayyen, muayyen kişiye nisbeten ise, fe innena nekulu inşaallah. Elbette biz inşallah değiliz. Mesela falancı, Zeyd, Ahmet, Umar, inşallah bu adam cennete girer diyemiz. Ve kad zekerel muallifu fi hazel babi ayeteyni. Muallif hakikaten hem bu babda iki ayetini zikir kıldılar, kilitlediler. وَمُنَاسَبَتُهُمَا لِلْبَابِ الْاِشَارَةُ اِلَى تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ Bu kele ayetinin babke münasebeti, tevhidinin hakikatige, tahkikige işaredir. وَاَنَّهُ لَا يَكُونُ اِلَّا بِاِنْتِفَاءِ الشِّرْكِ كُلِّهِ Ve tevhidinin hakikati hiç kaçan mümkün bu miydi? Fakat kine şirkinin her bittesini nefi buluşluğu bilen, rad kılınışlığı bilen, kütarlışı bilen yine tevhidinin hakikati ortaya çıkardı. الآية الأولى برنج آية قوله تعالى الله تعالى عن نحل سورة 120 آية إن إبراهيم كان أمة البت إبراهيم أمة بجانيد قوله أمة أمة ديجان سوزة الله تعالى سوزة أي إماما يعني إماميد إبراهيم عليه السلام إماميد وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على أربعة أوجه Yukarıda derslerimizde ki ümmet degen kelime Kur'an'da törtte görünüşte, törtte manada kiredi. Birincisi imamun, imam degen manada, ikincisi ve dehrun, zaman degen manada, üçüncisi cemaatun, cemaat degen manada, ve törtüncisi dinun, din degen manada kiredi. Bu yerden resim imam degen manada kiredi. Ve kavluhu inne İbrahim'e kâne ümmeten, hâze senâun minallâhi subhânehu ve te'alâ alâ İbrahim. Bu ayet Allah Subhanahu ve Teala tarafından İbrahim Aleyhisselam için maqtovdur. Qarang Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı maqtayapti. Qarang Rabbul Alamin bir aciz insonni maqtayapti. Bu bilan bizga targ'ib beradiki, qullarim, sizlarni ham maqtashim mumkin. Agar İbrahim'ni yo'lidan ketsalaringiz. O'tga otaman desa ham kofirlar. Ko'zdan ko'rib turibsiz, otvoryapmiz, mana manzilani qo'yib yuboryapmiz. Mana kunobkani bosmoqchimiz desa ham Allohdan aloqasi kesmasdan menga Alloh kifoya hasbunalloh va ni'mal vakil deb tursangiz maqtayman sizni ham deyapti Alloh taolo. Bi'annahu imamun matbu'un ya'ni Ibrohim alayhisalom ergashiluvchi imomdir. Qani hamma u kishiga ergashyapti. Biz u kishiga ergashyapmiz. Bizdagi insonlarning ko'pchiligi da'voda xolosu aslida u kishiga ergashishimiz kerak. Kıyametgacha keladigan bütün mu'minlar o kishiga ergashadi. Dennehu ahadur rusul al-kiram min ulul azm. Ulul azm azimatli, mustahkam irodalik payg'ambarlardan bo'lgan mukarram, go'zal, yaxshi rasullardan bittasidir. Summa innahu sallallohu alayhi va sallam qudvatun fi a'malihi va af'alihi va jihadihi. Keyin İbrahim Aleyhisselam o'zining bütün amallarida, bütün ishlarida va jihodida
hamma insoniyat uchun qudvadir, o'rnakdir, namunadir, rahbardir, dohiydir. Fa innahu jahada qawmahu. Chunki Ibrohim alayhissalom o'zining qavmi bilan jihad qildi. Ularni shirkdan kufrdan man qildi, tavhidga chaqirdi. Va hasala minhum alayhi ma hasal. Qavmlari tarafidan u kishiga hosil bo'lgan aziyatlar hosil bo'ldi. Zulmlar. Va ulqa finnari fa sabr. O'tga tashlandilar, otildilar, sabr qildilar. Zarra qadar orqaga chekinmadilar. Summa ibtalahu Alloh subhanahu va taala bil amri bi zabh ibnihi. Keyin bu katta imtihondan keyin yana bir katta imtihon kelyapti. Qarang. Yana bir bu imtihon oldingisidan ham og'ir. Oldingisida Namrud bir kofir sizni o'tga tashayapti. Bu holatdan ko'pchilik odamni nafsi ham xursand bo'lishi mumkin. Endi ikkinchisida düşman tarafdan hech gap yo'q. Alloh taolo tarafidan o'g'lini so'yishlikka bir buyruq kelib turib, Alloh taoloni imtihon qilyapti. Masalan, siz tasavvur qiling, talabalar ichida nihoyatda bir taqvoli, ixloslik madrasadagi ustozga nihoyatda ko'p xizmat qilgan talabaga ustoz qo'pol muomala qilsa, qattiq gapirsa, shuni hamma hayron bo'ladiki, endi uni oqibati shumaydi. Ibrohim alayhissalom ota-onasini, qavmini, vatanini hammasini tashlab hijrat qildilar. Qarigan vaqtlarda bir o'g'il ko'rdilar. Endi mana shu o'g'ilni so'yishlikka Alloh taolo buyuryapti. Zarra qadar bir taraddud qilmasdan, e'tiroz qilmasdan so'yishlikka tayyor bo'ldilar o'g'illarini. Ya Allohim, shuncha xizmat qildim-ku, shuncha da'vat qildim, boshimga shuncha kunlar keldi-ku deganlari yo'q. Biz zamonda musulmonlar darro shunday qilgan amallarni ko'rsatib, biz falon qilganmiz, piston qilganmiz-ku. Qarang, xato bu fikrlar. Demak, o insonni taqvodorligi qilayotgan xizmatlari Alloh uchun emas ekan, inson uchun ekanda. Shuning uchun sizdan bir mukofot kutyapti. Siz sizdan bir qattiq narsa ko'rib qolsa, darrov sizdan xafa bo'lib yuz o'giradi. Biz bir-birimizni Alloh uchun yaxshi ko'rishligimiz kerak. Shunda xato sodir bo'lsa, ni muhabbatimiz ketmaydi. Ammo yaxshilik uchun yaxshi ko'rsak, unda yaxshilik qilsa, shikolad bersa yaxshi ko'ramiz, qovog'ini sizga yomon ko'rib qolaveramiz. Shunday. Darrov o'zgarib qolaveramiz. Sahrodagi junga o'xshab, shamol qaysi tarafga bo'lsa, shabada shu tarafga qishib, uchib ketaveramiz. Bo'lmaydi bu. Alloh uchun yaxshi ko'raylik, Alloh uchun yomon ko'raylik. Va huwa wahiduhu. Va holanki bu o'g'illari yolg'iz o'g'illar edi. Ismoil. Qarang, 100 dan oshganlarda ko'rdilar, 100 dan oshganlarda. Va qad balagha ma'ahu sa'ya. Va bu Ismoil Ibrohim alayhissalomdan birgalikda mehnat, yordam yoshiga yetib qolgan edi. Ay shabba va tara'ra'a. Eng yetishgan bir yigitlik holatida. Alloh taolaning imtihonining mukammalligini qarang. Falaysa kabiran qattabat an-nafsu minhu. Ismoil yoshi bir katta emas ediki, Ibrohim alayhissalomning nafsi to'ygan bir katta holatda emas edi. Masalan, har bir otani tabiatida bor, o'g'lini uylab, ish joyini qo'yguniga qadar muhabbati ko'p bo'ladi, uyladi, joyladi. Keyin sekin-sekin muhabbat kamayaveradi. Chunki o'g'il ham endi o'zini xotini bilan, bola-chaqasi bilan mashg'ul bo'lib, o'zini hayotini tutib ketyapti. Ota agar bir solih farzand tarbiya qilgan bo'lsa, shuncha xursand bo'ladi, bas, ketdi shuni, o'g'il o'zini yo'liga ketdi. Bunday holatda o'lsa, unchalik achinmaydi. Lekin kichkinaligida bir 15-16 yoshda o'ladigan bo'lsa, bechora uylab qo'ya olmadimi? 10 gulidan bir guli ham ochilmagan edi. Og'izda onasini sutib ketmagan edi, deb afsuslanadi. Wala sagiran lam tata'allaq bihi an-nafsu katira. Va nafs ko'p bog'lanmaydigan darajadagi kichkina ham emas edi. Hali chaqaloqligida ota yana chaqaloqqa unchalik bog'liq bo'lmaydi. Ona ko'p bog'liq bo'ladi, ko'p muhabbat qiladi. Masalan, ota uyga kelganda ham, qara o'g'lingni qara katta bo'lyapti. Desa, hozir qara tabassum qilib, sal bunday kelatib qo'yadi-da, keyin yana ishi bo'lmaydi. Chunki bilan gaplasha olmaydi, boshqa qila olmaydi. Fasara ala muntaha ta'alluqi nafsi bihi. Ismoil alayhissalom nafs bog'lanadiganning intihosiga kelgan edi. Nafs eng bog'lanadigan. Nihoyatda yetishgan bir yigit bo'lgan holatlarini dedi. Ibrohim alayhissalomning xizmatlarini qilib, nima buyruq qilsa,
eng go'zal shaklda, eng odobli, eng muhabbatli holatda bajarib turgan edi. Shunda Alloh taolo aytdiki, o'g'lingni so'yindi. Ibrohim alayhissalom shunga ham tayyor bo'ldilar. Shuning uchun imom bo'layaptilar. Ya'ni biz o'zimizni fido qilishlikka, farzandlarimizni fido qilishlikka tayyor bo'lamiz. Alloh uchun har narsani berishga tayyor bo'lamiz. Keyin Alloh taolo bizni imom qiladi. Keyin bizni rahbar qiladi. Mullalar aytadiki, rahbar bo'lishni orzu qilmanglar. Joiz emas rahbar bo'lishni orzu qilishlik. Islomda yo'q. Qanday qilib rahbarlikni orzu qilasizlar? Allohdan qo'rqmaysizlar, u bizning haqqimiz-ku deydi. O'zlari hech kimga bermaydi rahbarlikni. Ayamaydi agar sal tahriga solsangiz, xatarga tushib qolsa, u rahbarlik ayamaydi. Vataningizdan haydab chiqaveradi, dunyoda eng katta tuhmatlarni ham qiladi. Zarra qadar Allohdan qo'rqmaydi. Ammo boshqalarni man qiladi. Rahbarlikni orzu qilmanglar, kattalikni orzu qilmanglar, doim kichkina bo'linglar, doim itoatda bo'linglar, doim xizmatda bo'linglar. Müslümanlardan mağdasını bürüttü. Şu yakan İslam'dı. Bu aslında rahbar buluşluk gerek. Rahbar buluşluk ki hareket kılın. Allah-u Teala bahte yaptı ki inne İbrahim'e kâne ummeten. İbrahim imam idi diye. Ve izi bütene İbrahim'e rabbuhu bi kelimetin. O şende İbrahim'in Rabbisi onu kelimelerle imtihan kıldı. Fe etemmehunne. İbrahim Allah'ın kelimelerini, buyruklarını mükemmel kılıp becerdi. Kâle inni ce'iluke linnâsi imâme. Kiyin Allah Teala etti ki, elbette ben seni insanlara imam kılıyorum ben dedi. İmam kılamam diye. Yani imam buluştaki hareket kılın. Yani şer'i imam. Şer'i imam kim? İbrahim Aleyhisselam. Şer'i imam kim? Musa Aleyhisselam. Şer'i imam kim? İsa Aleyhisselam. Şer'i imam kim? Muhammed Aleyhisselam. Kardeş şöyle geçe geldi mi? Bunu adamlar düşünürdü. Yine devam etti imam. Şer'i imam kim? Ebu Bekir radıyallahu anh. Zekat vermeyenler eğer Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında verilen ipti vermese can kılaman diyen Ebu Bekir imam idi. Şimdi imam bulas. İmam kim? Umar radıyallahu anh. Şunda imam bulas. İmam kim? Osman radıyallahu anh. Ali radıyallahu anh. Bana şunda imamlar deyip bulas. Başka imamlar hemen ular gökşeşke hareket deyken. Bazıları bulalgen, bazıları bulalmagen. Hareket kılayım. Bana İbrahim aleyhisselam'dı imam kılaman deyken de İbrahim aleyhisselam'a deyipti. Ve min zırriyeti deyiptiler. Zürriyatından hem imam çıkarırken de yaptılar. Allah kiyalini yaptılar. Rahbar buluşur ki hareket kılın. Peki bu elbette buraya zulüm kıyan halette, buranı pes görgen halette demez. Dini ve dünyavi ilimlerde mükemmel hasıl kılıp, hayatta tatbik kılıp, insanlarda güzellikke delalet kılıçlık, en mükemmel hayatta alıp barışlık. Bana şu yoldan gitken halette rahbar buluşur ki hareket kılar. Uni shikoyat qilib, buni qamab, uni o'ldirib, bunday emas, bunga zahar berib, uni bo'g'ib o'ldir. Bunday bo'lmaydi. Sunna wufiqa ila ibnin barrin muti'in lillahi. Keyin Allohga itoat qiluvchi yaxshi bir xizmatkor o'g'liga tavfiq berildilar. Alloh taolo u kishiga nihoyatda bir mukammal solih bir farzand bergan edi. Ismoil alayhisalom mana Allohning do'stlaridan, avliyolaridan bir payg'ambar. Ko'ring mana o'rganing. Birisi Alloh rizosi uchun Allohga itoat qilgan holatda 100 dan oshgan vaqtda ko'rgan o'g'lini so'yishga tayyor bo'lgan ota, ikkinchisi yosh yigitcha. Hayotning lazzatli vaqtiga kelgan bir yosh yigit. So'yiladigan yigit. Ibrat olaylik. Qolallohu ta'ala anhu Alloh taolo Ismoil alayhisalom to'g'risida Sofat surasi 102-oyatda aytdiki, Qala ya abati if'al ma tu'mar. İbrahim aleyhisselam oğullariga yumshoqlik bilan o'g'lidan biroz xijolat bo'lgan holatda. Allohning hukmi uchun emas. Allohning hukmiga zarra qadar xijolat bo'lganlari yo'q, o'ylanganlari yo'q. Lekin o'g'lim qanday qabul qilar ekan buni? Noto'g'ri tushunib qolmasmikan deb o'g'lini
akidasi, fikri to'g'risida andisha qilgan holatda xijolat bo'lib aytdilarki, Alloh taolo menga seni so'yishlikka buyurdi dedilar. Shunda Ismoil alayhissalom nima dedi? Nahotki meni so'yishsa, dala bo'lib turib-a, yangi oyog'iz o'g'lingiz bo'lsam, shu meni musulmonchilik deganlari yo'q. Aytdilarki, qola ya abati, ey otajonim, if'al ma tu'mar. Alloh tarafidan buyurilib turgan narsangizni qiling, bajaring deyapti. Alloh nimaga buyurgan bo'lsa, qiling deyapti. To'xtab turmang deyapti. Satajiduni inshaalloh minas sabirin. Yaqinda tez vaqtda meni inshaalloh sabr qiluvchilardan ekanligimni topasiz deyapti. Qarang, men sabr qilaman deyapti. Men itoat qildim deyapti. Allohni buyrug'ini bajaring deyaptilar. Mana bu ota va o'g'ildan ibrat olaylik. Biz Allohning yo'lida nimaga tayyor bo'lyapmiz? Bilmayapmiz. Kichkina xatarlarni deb dinimizni tark qilyapmiz. Sal dunyoga bir xatar kelib qolsa, sal dunyomizga zarar yetadigan bo'lsa, dinni tark qilyapmiz. Ko'p talabalarni ko'rdik, ancha o'qigan onun bo'lishga yaqinlashgan holatida Alloh tarafidan bir imtihon bo'ladi. Bir qarindoshi yoki bir dushmani yoki bir hukumat aytadiki, endi o'qimaysan, bas, ketdi. Keyin u talaba aytadi, men ketmasam bo'lmaydi. Nimaga ketmasang bo'lmaydi? Qur'on hadis hammasi qarang, bizni Alloh yo'liga chaqiryapti, Alloh yo'lida istiqomat qilgin, dinga xizmat qilgin deyapti. Mana bunday holat kelsa ham o'g'lingni so'yasan desa, so'yishga tayyor bo'lib, yo so'yilasan desa, so'yilishlikka tayyor bo'lib xizmat qilgin deyapti. Siz bo'lsa, mana dushmanlar tarafidan endi bas, shuncha ilm o'rganganing, dinni o'rganganing, endi chiqqin endi bu yo'ldan, bizni yo'lga kelgin desa, hech o'ylanmasdan tark qilinyapti-da. Bugun mukammal Qur'on hadisga amal qilib, Qur'on hadisda ishlashib yurgan odam ertasi kuni qarasangiz mutlaqo jaholat ichida yana xotirjam yashab yuribdi. Hech aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa, hech aqlga to'g'ri kelmaydi. Islom tarozisida turmaydigan narsa bu. Joiz emas. Musulmonlarning ko'pchiligi g'ofil bilmaydi bu narsalarni, lekin mana bu qissalar nima uchun aytilyapti? Qani bizi boshimizga kelgan musibatlar nima buni oldida? Bizi boshimizga kelgan imtihonlar nima? Imtihon mi ular? Hech imtihon deyilmaydi. Lam yuhnis validahu. Mana Ismoil alayhissalom otasini so'zini buzmadilar. Qasamini yolg'onga chiqarmadilar. Va yatamarrad va yahrub. Otasiga qarshilik qilmadilar va qochib ham ketmadilar. Bal arada min validihi an yuwafiqa amra robbihi. Balki dadasidan Robbisining buyrug'iga muvofiq bo'lishligini, itoat qilishligini xohladilar, talab qildilar. Wa hadha min barrihi bi abihi wa ta'atihi li mawlahu subhanahu wa ta'ala. Bu amali Ismoil alayhissalomning otasiga bo'lgan yaxshiligi va mavlosi, egasi Robbisi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan itoatidandir. Wa anzur ila hadhihi al-quwwati al-azima. Mana bu ulug' bir quvvatga, toqatga qarang. Ma'riyatimadi ala Allohi. Alloh taologa e'tiqod qilish bilan birgalikda, Allohga suyanishligi bilan birgalikda, Allohga e'timod qilishligi, Allohga suyanish bilan birgalikdagi bu yosh yigitdagi ulug' bir quvvatga qarang. Shu qavlihi ta'ala Alloh taolo nima deyapti? Satajiduni inshaallohu minas sabirin. Tezda meni albatta inshaalloh sabrlardan topasiz deyapti. Fastinu fi qawlihi satajiduni tadullu ala tahqiqi. Satajiduni degan fe'ldagi sin tahqiq uchundir, tahqiqqa dalolat qiladi. Ya'ni albatta degan. Yaqinda degan ma'no bu yerda unda emaski, hozir emas, birozdan keyin degani emas. Albatta degani. Ya'ni bir pasta degandek. Wa huwa ma'a zalika lam ya'tamiz ala nafsihi. Va Ismoil alayhissalomning faqihligini, olimligini qarangki, farosatni, o'tkirligini. Shunda fidokorlik qilganlarida o'ziga suyanmayaptilar. Shu ham nihoyatda muhim nuqta. Biz ba'zan xato qilamiz,
Şimdi fidakarlık kıyanda özümüz göz yağı koyarız. Min bilemem mi min? Falan ben ki, ustam ben ki, oh koygen ben ki. Şimdi min, beni kızıktırmaydı kafirler. Min zara kadar korkmayayım ben deyip özümüz göz yanamız. Şimdi daha da akılamız ki. Ki Allah sana nusratını aladı. Yolda doğru tanıdıyız, o yüz göğsü yanıyız. Allah dedi, hiç görmemiz hani, ne ne gelirken. Hiç kadem yürülmeyesiz, yıkılasız, güppeyesiz. Gerdesi ki bu yol kıyınakken. Yol kıyınmaz, siz kapı akıllıyız. O yüz göğsü yanıyız. Ağrıyı Müslümanlarını köptüle güsünlüyüz. Hicrat kıldı, siz ne oynanıp hicrat kaleler mi kim ben mi? Seferlerde yaşay alar mı kim ben? De bu yüzden hani uzun tefekkür kılıyız. Sık Allah diyorlu gelsiz, kendi kılar kim ben? Sen onu öyleme onu. Sen etkin ki Allah ve Resulünün hükmü şu, ben hicret kılışım gerek, cihat kılışım gerek, dinge hizmet kılışım gerek, zamanda Nemrut'unu karşıya turp kosadan haklı yapışım gerek. Siz bunu itaat kılasız, bundan kinge haletler şeydirse, tevekkül kılasız Allah'a. Allah'a suyanır. O yüzgemez. Ne o yüzge suyanıp durup, uğruşup gitse kendini bularken, üşü olsa kendini bularken, su yüksa kendini bularken, bu mesela da öyle miyiz? Allah'a tevekkül kılaz. Men lem ya'temid ala nefsihi, uzunin nefsine suyanmadılar, bel iste'ane billahi, belki Allah'tan yardım sorab, Allah'a suyan yaptılar, fi kavlihi inşallah dişine göre, eğer Allah hahlese diyettiler. Allah hahlese beni sabır kılıçlarından da tatasız, eğer Allah hahlemese sabır kılamayayım ben. Ben uzun sabır kılışke, yani buysundur bana, kabul kıldım o. Lekin şu yolda devam etçiliğim Allah'a bağlı mı gelirse. Allah nasip kısa devam etemem, nasip kımese kolum ne size kim yedi yaptılar. وَمْتَسَلَ جَمِيعًا حَمَلَرِ اَتَ بَلَى Allah'a buysundular, وَاَسْلَمَا تَسْلِمْ بُلْدُلَرْ وَاَنْقَادَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle'ye itaat kıldılar. وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ اَيْ عَلَى الْجَب۪ينَ Şimdi peşelere yakılıp yatkızdılar. اَيْ جَبْهَتِهِ Cebin peşelere yani. لِأَجْلِ اَيْ يَزْبَحَهُ Su içli güçün şimdi peşelerini yüzünü yeri yakıtırıp yatkızdılar. وَهُوَ لَا يَرَى وَجْهَهُ Ve yani yüzünü körme yaptılar. Yani pişadıya bakken şimdi yok kızlar, yüzünü yedi yakalattırıp, şu halat geçe Allah-u Teala hani tahsirle biriyor. Bu hakikat, bu oyunmez, hazilmez. Şimdi suyu mahşup duruyor vakti, فَجَأَ الْفَرَجُ مِنَ اللّٰهِ تَعْلَى Allah tarafından bu halatın açılışlığı geldi. Bu kıyın halat. Güzel kıyın halat, basanlar demez bu. Nihayette kıyın halat. Lekin bunlar iman bilen, Allah'a bakan imanı bilen asan buraya. وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ Saffat Suresi 104-105 ayetlerde ayet deyipti ki Allah Teala biz nida kıldık ki çakırdık ki ey İbrahim قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا Sen tüşünü doğruya çıkardın. Yani İbrahim Aleyhisselam'a tüş arkali vahiy kılınganıdır bu. Peygamberler de tüşüyem rüya tüşler yer vahiydir. Şunun için ve bu peygamberlerge has, onlardan başkasına tüşleri delil bulmaydı. Bu kişi tüşlerini delil kütürüp, bana suyu muhçiydiler. İnneke zelike nezzil muhsinin. Elbette biz muhsinlerini bana şimdi kılıp mükafatlıyımız. İbrahim Aleyhisselam, kendi kılıp muhsin bul yaptı, kendi kılıp ihsan amanını kıl yaptı, oğlunu su işke teyir buluştuk buna. Yani kimi ki ihsan kısa, bana Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlunu suyu dediğin sahaplıyım aldılar. Allah tarafından oğlunun diye bir kuşka cönetildi ki onu kurban kıldılar. Onu soydular. Hani? İki de sahaptalı yaptınız. Şunun için biz Allah diyor da her kanalasına teyir bulsak, bizi gözümüzde kıyın gördüğünden nasırları hemen Allah da asan kıladı. Ve hiç hayalimizde kimeye nusret yardımlarını kıladı. وَلَا يَسِحُ مَا ذَكَرَهُ بَعْزُهُمْ Bazı müfessirler, bazı alimlerinin zikirken bana bu gafları dürüst bulmaydı ki min enne sikine in kalabet yani piçak
teskari o'qib qoldi degan, kesmadi degan, shuncha arraga o'xshatib ish qilyapti degan, pichoq kesmayapti degan. Va au anna raqabatahu sarat hadidan, yoki Ismoilning bo'yni temirgalanib qoldi degan qissalar hammasi yolg'on qissalar. Va nahru zalik va shunga o'xshagan qissalar. Bu qissalar qasddan to'qilgan nima uchun? İbrahim Aleyhisselam'a o'xshamaslik uchun. Hozirlarga aytsak-ki odamlarga, mana İbrahim Aleyhisselam'dek tayyor bo'linglar desiz, aytadiki İbrahim Aleyhisselam qilganligini sababi u kishining zamonidagi u pichoq ajoyib bir pichoq edi. Shunday pichoq bizda bo'lsa, biz ham so'yishga tayyor bo'lamiz. Shunday pichoqni olib shunday so'yyaptilar, kesmayapti pichoq. Ajoyib pichoq o'tmas mumkin deb, endi toshni bitib turgan ekan, toshni kesib tashladi ekan. Ey pichoq, Allohdan qo'rqmaysan, nima so'ymayapsan desa, sen so'ygin deysan, Alloh so'ymagin deyapti, nima qilay dedi. Kimga itoat qilay dedi? Allohga itoat qilaman dedi. Biz zamondagi latada ko'ndiramizmi dedi. Chetdan dalil qiladi. Biz unaqa pichog'imiz yo'q-ku. Bizni pichog'imiz shunday kesib tashlanadi. Hazilni bilmaydi bu. Qarang, bu qissalar shuning uchun, aqidani buzishlik uchun. Yana aytsadiki, biz o'g'limizdan Ismoilga o'xshaganmas deydi. İbrahim Aleyhisselam şartan pichoqni oldilar, so'yaman dedi. İsmoil Aleyhisselam'ın bo'yni temirgalanib qoldi dedi. Shu bilan so'yolmadi, kesolmadi dedi. Biz bechora o'g'limiz zaif dedi. Sal shabada bo'lsa kasal bo'lib qoladi ko'rdi. Uni so'ysa so'yilib ketaveradi dedi. Qanday biz o'g'limizdan shunday temir bo'lsa, po'lat bo'lsa, uni qilishni urushga ham tayyor bo'lamiz deydi. Ular aro qilyapti unda. Imtihonni nima foydasi qoladi? Qarang, bular hammasi yolg'on gaplar, aqidani buzadigan narsalar. Ismoil alayhissalom bizga o'xshagan inson edi. Siz hozir tomog'ingizdan shuni ushlasa qanday og'irsa, u kishiniki ham og'irdi. Pichoq o'sha pichoq. Va qawluhu oyatdagi mana bu so'z qonitan degan so'z. القنوت دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال. إطاعتنين دوامي برشلية هر كان دي حالات دي إطاعت دا برشليك استمرار دوامي تشليك يرشليك قنوت ديگانه شو ديگانه قانيتن ديگانه الله كه بويسنو شو ديگانه دائم هر كان دي حالات دا فهو مطيع لله ثابت على طاعته منا إبراهيم عليه السلام الله كي إطاعت قلو شدر va Allohning itoatida sobitdir. Mudimun laha fi kulli halin, har qanday holatda bu itoatda davom etuvchidir. Kama anna ibnahu Muhammadan sallallohu alayhi va sallam yazkurulloha ala kulli ahyanihi in qoma zakaralloh va in jalasa zakarahu va in nama va in akala va in qada hajatahu zakaralloh. Fa huwa qanitun ana al-layli va an-nahar. Xuddi mana İbrahim alayhissalomning o'g'li Muhammad alayhissalom ham zamonining har bittasida Alloh taoloni zikr qilyapti turgandek. İbrahim alayhissalomdan Muhammad alayhissalomga o'tib ketyaptiki, biz o'ylab qolmaylikki, bu sifatlar faqatgina İbrahim alayhissalomda bor ekan-u, Muhammad alayhissalomda yo'q ekan deb. Yo'q. Muhammad alayhissalomda İbrahim alayhissalomnikidan mukammal holatda bor edi. Va Muhammad alayhissalom mana Ismoil alayhissalomning naslidan kelganligi uchun Ibrohim alayhissalomning o'g'li hisoblanadi. Inqoma zakaralloh. Mana Muhammad alayhissalom tursalar ham zikr qiladilar, o'tirsa ham zikr qiladilar, uxlasa ham zikr qilar edi, yesa ham zikr qilar edi, zikr qiladilar, hojatini chiqarsalar ham zikr qiladilar. Natijada u kishi kecha va kunduzning butun soniyalarida, butun zamonlarida Allohga bo'yinsunuvchi edilar. Biz ham shunday bo'lishligimiz kerak. Kecha kunduz Allohni zikr qilishlik deganda ikki xil mafhum keladi tushunishlik. Biri yangi chiqqan modniy fikr. U nima? Bir katta tahmihni olasiz, yoki o'zi hozir Xitoydan kelyaptirgan yangi chiqdi turib, raqamlarni o'zgartiradigan narsa bor. Bu yaxshiroq. Nima? Eshit, odamlar eshitadi yomonroq chiqdi. Siz zikr qilasiz, odamlar sanab o'tirishadi. Shu yaxshiroq. Undan tasbih bo'lsa, uncha ovoz chiqarmasligi mumkin. Odamlar eshitmay qolishi mumkin.
Daim şunu nakil yüzünüz gerek. Daim. Şunda siz daim Allah'ta zikir kıyken bulasınız. Kina ki olasınız. Çık 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 kılır. Müzik işte olasınız. Çık 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 kılır. Hakkı basit var olasınız. Yürü olasınız şimdi. Bu bir tasvir olur. Modlisi bu. Yenge çıkan. Hakikisi ise Kur'an hadisine göre yaşaslık. Mesela tamge oturduğunuzda sünnetki muvaffak otursunuz. Allah'ta zikir kıyken bulasınız. Demek ki sünnetki muvaffak oturuyorsunuz. Allah'ta istegenlik için. Zikir diken istemek diken de. Yatkenizde sünnetki muvaffak yapsayız. Demek ki Allah'ı zikir kılıyorsunuz. Siz şimdi dersmanga oturduyuz. Şunu oturduyuz doğru. Özbeşe kalır. Demek ki Allah'ta zikir kılmalıyız siz. Sünnetki muvaffak oturmalıyız da. Yatkenizde hem hala kendi yatıyız. Çap tarafı ya ki başka. Ölük göğsem yatıyız. Zikir kılmalıyız Allah'ta Allah'ını. O interafke sünnetke muvaffakılık alsayız, Allah'ını zikir kıyken bulasınız. Türgendenge, oturgendenge, bütün haletler, Kur'an-ı Hadis'ten taşkereye çıkmasınlık. Şunu zikir deyiler. Müsvak işletiyem türgenizde, zikir kılıyapsız, isleyapsız da, bu mesela ne gibi zikir, müsvak işletiyapsız. Davat kılıyapsız. Bunlar hepsi zikirdir. Namaz zikirdir, roza zikirdir, hac, cihad, hicret, bunlar hepsi zikirdir. Şimdi daim siz Allah'ta zikir kıyken bulasınız. Bana şu, İslam'da gösterirken yolu, şu hakikattir. Bundan başkasını zikir demeyiz. Fakaluhu hanifen, hanifen diyen ay, nailen ani şirki. Şirkten mail buyan. Şirkten yüz ögürüp tavhidke gene ağgen. Mücaniben li kulli me yukhalifu ta'ata. Allah'ın itaatine muhalif buladigen her bir nesleden uzağa bulturup. Fevusife bil isbati ve nefi. Mana İbrahim aleyhisselam mana şu ayette isbat ve nefi bilen sıfatlanıyordular. Bu kişide bazı bir sıfatlarda varlığını aytıyapti Allah Teala ve bazı sıfatlarda yokluğunu aytıyapti. Ay bil vasfeynil icabi ve selbi. Yani iki de sıfatları var ki biri icabi, biri selbi. Biri var. İkincisi yok diyenlerse. Yukarıdakiler mana ümmet idi, kanıt idi, hanif idi. Üç arası icabi sıfatlar bunlar. İsbati sıfatlar. Şu sıfatlar var idi diyen. Ve kavluhu mana indi bunisi ve lem yeku minel müşrikin müşriklerden mehidi diyen ise bu nefi buluyordu, selbi buluyordu bu. Müşrik mehidi o. Şirk yok idi onda diyordu Allah Teala. Tekidun istimrarihi ala tevhidi bu İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidde devam etkenliği için tekid Allah Teala tekid yaptı ki daim tevhidde yaşayan o diyordu. Birer zaman müşrik bu megen diyordu Allah Teala. Ve lem yeku minel müşrikin müşriklerden bu megen idi diyordu. Şunun için bazı müfessirler bazı alimlerinin tefsirlerde ve siret kitaplarında İbrahim Aleyhisselam'ın kafir dişlikleri nihayet katta tuhmetdir. Görün. Bazı meşhur tafsirlerinde, meşhur siret kitaplarında hiç uyalmazdan, Allah'tan korkmazdan İbrahim Aleyhisselam'da kafir deyişken. Ciddi halette İbrahim Aleyhisselam'da kafir deyken, müşri deyken. Hayrette kalarız. Sizler hayrette kalmayanlarız, onu bilmeyenlerdir, sezmeyenlerdir. Ağızı uğrayıp, ötküz uğrayıp. Ne deyişerdi? Mesela bir tersi. Bizi zamanımızda yaşayan, en muhakkik bir mahtelgen alimlerden bir tanesini kildiri. Atıbla etmezse şümmesiler. Tafsirlerdeki köp bu yapılar. Ebul Hasan Nedevi. Şu kişinin Kısasul Enbiya. Peygamberler kısası diyen kitabı var. Güzel meşhur. Talebeler nuhayette yaş görüşen. İbrahim Aleyhisselam'dı çüntüriyet. Hayatını. İbrahim Aleyhisselam Osmonga qarab o'ylanyapti. Meni kim yaratdi ekan? Men kimning bandasi ekan? Bandasi kimman? Robbim kim ekan deb o'ylanyaptilar. Robbisini tafakkur qilyapti, topolmayapti Robbisini. Shunda yulduzlarni ko'rdi, aytdiki, "Shular meni Robbim" dedi. Yulduzlar yo'qolib ketgandan keyin bular yo'qolib ketdi-ku bular. Demak, bu masa ekan meni Robbim. Ki oyda ko'rdi, bu kattaroq, shu bo'lsa kerak meni Robbim. U ham yo'qoldi,
Kim hep büyenmez eken dedi. Kim etti ki kuyaşta etti. Bana şu kursa gelin beni pervardigarım, beni hudayım. Karısı üyem gitti. Kim etti ki ha demin benim Rabbim Allah eken. Dedi. Şimdi kildir yaptı ki İbrahim Aleyhisselam şunu itikadan etken şöyle beni hudayım, beni terbiyeçim, pervardigarım dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanındaki insanlar var mı kafasın nereye? Gelin de. Bana yedinci rakam koyup duru et yaptı ki Men Rabbi, Rabbim kim? Zaten leyletinde İbrahim kevkemen. Bir günü keçesi İbrahim yıldızı görüp kaldı. Huttuğundan hiç görme gendik. Yani yıldız çıkma gendik. Fakale hâze Rabbi, mene Rabbim mene, taptı mene. وَلَمَّ غَابَ الْكَوْكَبُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا هَذَا لَيْسَ بِرَبِّي يُلْدُزْ يُقَالْغَنَّ كَتْ هِيَوْ بُو خَفَقْتْ بَنَكَنْ مِنْ رَبِّمْ بَسَكَنْ وَرَا إِبْرَاهِيمَ الْقَمَرُ كِيِنْ آيْدِ كُرُبْ قَالْدِرَرْ فَقَالَ هَذَا رَبِّي مَنَشُمْ يَدَ تَعْبَى بِقَالِمْ دَدِ وَلَمَّ غَابَ الْقَمَرُ آيْ يُقَالْغَنَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا هَذَا لَيْسَ بِرَبِّي إِبْرَاهِيم اتكي يوق ديم من التبردغالم مثلا يوقالب كتيبتي يوق وطلعت الشمس قياس شفت فقال ابراهيم هذا ربي هذا اكبر شو من تبردغانم شو كتر اكن dedi ولما غابت الشمس في الليل كتاس قياس قالغان قال ابراهيم هذا ليس برب ابراهيم اتكي ها بي من رب مسكن dedi لا dedi ان الله حي لا يموت ان الله باق لا يغيب انما قوي لا يغلبه شيء والكوكب ضعيف يغلبه الصبح والقمر ضعيف تغلبه الشمس والشمس ضعيفة يغلبها الليل ويغلبها الغيم ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف ولا ينصرني القمر لأنه ضعيف ولا تنصرني الشمس لأنها ضعيفة وينصرني الله لأن الله حي لا يموت وباق لا يغيب وقوي لا يغلبه شيء هابو آي يلدز قياسة هما ضعيفة كان Bunlar menga yordam berolmaydi. Bular yo'qolib ketyapti shu dedi. 8-chi nomer qo'yib, Robbi Alloh, Robbim Allohdir. Va arafa Ibrohim anna Alloha robbuhu deyapti. Shunda Ibrohim tanidiki, Alloh uni robbisidir deyapti. Va arafa Ibrohim anna Alloha robbul kawkab. Ibrohim tanidiki, Alloh yulduzni ham robbisidir. Va hada Alloh Ibrohima va ja'alahu nabiyan va khalilan. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı hidayet kıldı ve onu peygamber ve halil kıldı diyordu. Şöyle bir yapı kendi gider ya. Her kendi adam öyle ki ya, demek İbrahim Aleyhisselam kafir bu yanıydı. Allah'tı tanımasıydı. Şunun için bir yıldızge, bir ayge, bir kuyasge karadı. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi yıldız parasıydı. Asman parasıydı şimdi. Bazıları uy yıldızge, bazıları ayge, bazıları kuyasge ibadet karadı. Şunun için içeride ki bu müfessirler, bu alimler İbrahim Aleyhisselam uzunu kavmiden körgen itikadke köre onlardan tahsilenip durup bunlarını huda adıp oyladı. Ki yukalgenden ki oyladı ki bu yukalgen ise kendi huda buladı. Tutup ki onları takıldı ki Allah tanıdı diye. Ama kim şimdi ise kafir buladı. Biz bu alimlerin kafir değil miyiz? Bilmezden hata düşüngenli giden şu fikirge bağış yaptılar ya ki elden yaptı. Tarihte ötken bir alimde hatasıyla iri geçip ayet şey yaptı. Ebul Hasan'da da bir kişkin adam mı bu adam? Dünyada hemen bütün mezhepler, bütün taifeler katkı hırma kıladı ya adam. Fakat yine bir dini sahalarına bugün hem mütefekkir değiller. Ümmet uygun işe sebepçi bu gen. Bugün şimdi kitaplar var ki ne maksa ümmet uygun adı, ne maksa ümmet uygunladı, ne maksa sahabaların alatıya kaytadı. Bu sahalarda cüda tahkiki nümeleri ki mülahazaları. Kiçkin adam mı bu adam? Neyken? İnsan da beraber, hatakar. Biz ne dediğimiz? Biz o ayetlerini, ayette ki gel mesela, başa yıldız dikürdü, bu Rabbim dedi, ay dikürdü, Rabbim dedi, kuyaş dikürdü, Rabbim dedi, gel ayetler var. Biz bunu kendi yine makalamız, onun için de tahsil kılamız ki, İbrahim Aleyhisselam kavimler getirdi. Şu mu? Huda? Şu yıldız dikürdü, Huda? Ha? Hani köle geçelim mi olar gün? Yukalgen, yukalıp gittik yok. Şimdi kimseler yardım biraz? Hazır başınca bir musibet gelse, kanı. Bir başınca bir musibet gelse, kıyaş başını kütüp oturasın. Keçes geledi yıldızlar, kim kutkaradı seni? Gündüzü yok. Ayam şundik.
Eğer sizlerde pervadigarlarınız, hudalarınız kuyaş bursa, ketes ki genelki yukarıp keti yaptı. Yetemine gece küçüp oturur, küçüp oturur sen hudayını. Ama Allah Ta'ala ise her daim bar bu yazar. Her nesliye kaldır. Biraz mahluk. Kavimlerden rahat kılıçlığı için bir yaz. Bugün, yine demek ki siz kendi hili ayette bundaki tafsir hili yapsınız. Siz, hani butlarda sindirgen vakitte, kendi soruştu, kim kıldı bunu diken de, bel fe'alehu kebiruhum. Kattasını kagizgeniydi. Etti ki şu kattası kıldı. Belki küçükine hudalar, katta hudana etkenli kim oldu? Açık ikili hem aslısını dırtlaşardı. Kattası kıyandır, diyaptılar. Şunu itikadan et yaptı mı şunu? İbrahim Aleyhisselam akideden etkeni yok ki bunu katta huda, küçükine hudalar döldür vardı. Bunu mesele kılıp et yaptılar, rahat kılıçla geçen. Bir de, bana şu yıldız bizi Rabbimiz. Ya ki, ay, kıyas işler, ulanca mesele kılıp yapıyor. Ve bizi dalilimiz İbrahim Aleyhisselam tuğulgenden beri şirk getirmeyenliğe dalil وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Allah deyipti ki İbrahim müşriklerden bulmayanıydı deyipti. لَمْ يَكُوا ne deyken لَمْ يَكُوا hem maziye darlatkılar hem istidrar. İbrahim müşriklerden bulmayanıydı deyipti. Bütün peygamberler şunu deyip. Şunun için daimen tekstil evet deyipten işte çünkü hareket kıyırlar. Tuğru ve çukur çünkiler biz akidede hiç kendi ihtilaflı kabul kımıyız. Bütün peygamberler, Adem Aleyhisselam'dan tartıp Muhammed Aleyhisselam gece bütün peygamberlerin akidesi aynıydı. Hiç kendi farkı yoktu. Muhammed Aleyhisselam tuğulgenden beri zerre kadar şirk kımaganı dek, bir orta peygamber şirk kiltirmegen. O kıssalar, tefsirler, alimler de yapılar, hepsi batıl. Bir orta peygamberge şirk de nisbet bir adı, hepsi batıl, hepsi küfür. Şimdi o alimler bilmeyenlik için, hata kıyanlık için mazur diyemiz, Allah keçirsin diyemiz, kastan kımagen diyemiz, zahiren, kalbini Allah biladır. Lekin biz şu malumatı bilip durup, İbrahim şu yıldızlı hudadı böyledirse, bizde olsa küfür buladı bu. Bilip durup kim etse şu kafir buladı. Kitaplarda, şu İslami kitaplarda her bitti peygamberine küfür şirkten İslam değişken. Her bitti peygamberine. Burada peygamber yok ki onu küfür şirke nisbet diyemeyen mesela. Yusuf Aleyhisselam demiş, kududan çıkarıp ak geçişi yaptırırken eken, hani kervan dayılar etki, bir dakika toktak duruyorlar. Bir dakika vakit diyemez. Hani ne yaptı? Şu yerde mehriban, sevimli, anamda kabrı var. Şundan bari bir madde sorup geliyor. Dediğin ki kabrdayla toktak durmaktadır. Kütüldüğün Yusuf Aleyhisselam bari kabrda madde sorup gittiyken, şunlar ki kabrda anası dua ettiyken, ağzıya tıpır koyup diyken, Mısır'a bağırıp ki bayıp getirdiyken, işler yüz kestiyken. Hani? Şirkün ıslat bir yaptı Yusuf Aleyhisselam'a. Bütün peygamberler tuğulgenden beri bir lahza şirk kımak yapıyorlar. Bir lahza. Ve lem yekû minel müşrikîn. Bunu bilip alıyor bunu. Adam Aleyhisselam doğrusu en baş şirk kıssalar, Nuh Aleyhisselam doğrusu da, Muhammed Aleyhisselam doğrusu da, hamasi geçinde tuhmetler kılınken. Kur'an'dan İbrahim'de kafirliğe dalil getirdi. Kılap buladığın, halatke alıp buladığın fatvalar, tahkikler ki bunda tarasını örgenesiz. Fikhi kaysanasını doğru. Hadislerde, tahsillerde, sarfda, nahuda. Hamasi de var buna kadar. Usul kitapları da, siretlerde, sahabelerde hayatları. Ve lem yeku minel müşrikin. İbrahim müşriklerden bulmaganıydı diye yaptı Allah-u Teala. Tekidun, bu ayet tekiddir. Listimrarihi alet tevhidi. İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidde devamlı bulganlığına tekiddir bu. Doğulgenden beri şirk getirgenler yok. Şunası, Fıkhul Ekber'de ötken, Fıkhul Ekber derslerinde okuduk, Ebu Hanife İmam-ı Azam aitken, peygamberler hamısı ve küfür şirkten münezzehtirler. İbrahim Muhammed Aleyhisselam tarfata ayin. Bu küzdü yumup açınca bugün noktada hem şirk kiltirmediler. Lem ya'budis sanam butke ibadet kımadılar. Dediler. Fakat kâne aleyhissalatu vesselam ma'sumen ani şirki. Bana İbrahim Aleyhisselam şirkten ma'sum idi, mahfuz idi, Allah'u şunu saklagen idi. Dikkat edin. Ma'a enne kavmehu kânu müşrikin. Kavmi müşrikler buluştuğu bilen bir gelikler. Kavmları müşrik idi, o kişi müşrik mesiydi. Kavmları yıldız peres idi. Kavmları ay peres, kıyaş peres idi.
Lekin İbrahim alayhissalom faqatgina Allohga ishonadilar. Fa wasafahullohu bimtina'ihi ani shirki. Alloh taolo İbrahim alayhissalomni shirkdan mamnu bo'lganligini, shirkdan bosh tortganligini sifatlayapti istimroran davomiy holatda. Fi qolihi hanifan deb. Hanin hanifan deganda o'zi hanif. Faqatgina tavhidda ketishlik. Aytilyapti. Va ibtidan fi qolihi va lam yakun minal mushrikin. Va lam va mushriklardan bo'lmagan deb turib, yana davomiy holatda shirkdan saqlanganligini aytayapti Alloh taolo. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما فأنا بنا دليل الله تعالى وكشن إمام قيان لقدر ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا والله سبحانه وتعالى توحيدنا حقيقة كتكر مجان إنسان أبدا إنسان لرغ إمام قميت توحيد بالمجان شرك التردي إنسان لرغ الله تعالى أبدا إنسان لرغ إمام قميت رحبار بولن ميسس çünkü O'ziz tarbiyaga muhtojsiz, noqissiz. Rahbar bo'lishlik uchun mukammal bo'lishlik kerak. Wa man ta'ammala hala Ibrohim alayhisalom wa ma jara alayhi wajada annahu fi ghoyati ma yakunu fi maratibis sabr. Kimki Ibrohim alayhisalomning holatini tafakkur qilsa va u kishini boshidan o'tgan narsalarni tafakkur qilsa, Ibrohim alayhisalom sabrning martabalarini g'oyasida bo'lganligini topadi. Sabrning baland darajalarda bo'lganligini ko'radi. Va fi g'oyati ma yakunu min maratibil yaqin va yaqin Allohga aniq ishonishlik martabalarini eng g'oyasida bo'lganligini, eng cho'qqisida bo'lganligini topadi. Lannahu la yasbiru ala hazil umuril azimati illa man ayqana bis-savobi. Chunki bu ulug' narsalarga o'tga tashlanishlik, o'g'lini so'yishlik, u bu og'ir narsalarning hammasiga hech kim sabr qila olmaydi, faqatgina savobiga aniq ishongan, Allohning rizosiga aniq ishongan kishigina sabr qiladi. فمن عنده شك او تردد لا يصبر على هذا لكن qalbida shak yoki taraddud bo'lgan insonlar bu narsaga sabr qilmaydi mana bu bir ahli ilmiki yoki ahli diniki hijrat qilgan Alloh yo'lida jihad qilyapti din xizmatiga chiqqan Alloh yo'liga chiqqan keyin boshiga tahdid qilganda tahdid kelgan vaqtida uni o'tga tashlayman degan vaqtda qaytib ketadi nimaga chunki qalbida shak bor bu odamda taraddud bor ikkilanadi Allohning va'dasiga ishonmaydi Alloh uni g'olib qilishiga ishonmaydi. Shuning uchun kofirlardan qo'rqib, Alloh yo'lini tark qilib ketadi. Lekin Alloh uni g'olib qilishiga ishongan odam, nima bo'pti deydi? Bir mamlakat menga qarshi chiqyaptimi? Butun dunyo qarshi chiqsin deydi. Namrud dunyoni bosib olgan podshoh edi, Ibrohim alayhisalomga qarshi chiqdi, zarra qadar qo'rqmadi-ku deydi. Bizning mazhabimiz, bizning Hanafi mazhabi shunday mazhab deydi. Bizning mazhabda Namruddan ham qo'rqish joiz emas. Kimiki Namruddan qo'rqsa gunohkor bo'ladi. Hozir masalan bizga aytsa-ki, Ibrohim alayhisalom Namruddan qo'rqqan ekan desa, darhol e'tiroz qilamiz. Yaxshi qilmagan ekan deymiz. Ibrohim alayhisalom nimaga Namruddan qo'rqibdi deymiz. Qo'rqmaslik kerak edi deymiz. Nimasidan qo'rqadi deymiz. Qarang, o'tib ketganda ular gapirsa bo'laveradi. O'zimiz chimchiqlarni misoliga o'xshaymiz. Bir kuni chimchiqlar to'planishib, katta solga to'planishibdi, hammasini chaqirishib, qiychu, g'alag'ovur Şimdi bu cesaretli pahlavan çimçilerden bir tanesi kaçan geçe bu kırgıylar bizi iyi dedi. Kirliler birleşeydik dedi. Kırgıylara karşı güveşeydik dedi. Biz kırgıyla cankılıştık o gün dedi. Kırgıç giden vakti de kırgıç giden dedi. Hücum kütürüp biteden perdini yürüteşeseyken perdsiz kalatta yerge çübeledi o. Kırgın perdini yürüteşeseyken dedi. Fizatım elik her bitte çimçil varıp biteden perdini yürütsün biz köpçülüğümüzdür. Bütün patini yürüp taşıyemiz, patsiz uçanmıyordu ki. Göğüş tap payı tutuşadı. Şunu yakınıp bir hafta kırgıyı bizge yakınlaşamaydı. Sahmaz tuğra et yapsan, Allahu Ekber, Subhanallah. İşte nare-i tekbir. Yaşasın azadlık, yaşasın hürriyet. Biz rasa toplan kılışıp, şimdi bundan ki kırgıyı kimse göstermez. Diyat duruyor. Tapır tıpır tıpır hamla tadı. Hali ki, karası kırgı gittin ya. Kırgı gittin hamla tadı yok açık gittin. Yok hiç kim. Bu ne bo'lmaslik kerak. Falon ustoz baqir chaqir, bir milisa o'tib qolsa, mas, sizni ko'rgani ham yo'q. Dovdirab o'tib ketyapti, sizning yashil bola oldiga. Bizning bola chaqalarimiz bor, bizning katta umidlarimiz bor. Biz kelajakda juda katta inson bo'lishimiz kerak. Biz voqiyat chekinib ketadi. Bunday bo'lmaslik kerak. Ibrohim alayhissalom Namruddan agar qo'rqqanida qancha yarashmasa,
siz ham endi bu zamondagi navrutlardan qo'rqishligi uchun shuni yarashmaydiganlar. Unda ishlarni qilmang. Lannan nafsa la tad'u shay'an, chunki nafs bu narsani tark qilmaydi. Illa lima huwa ahabbu ilayha minhu. Lekin unga mahbubroq bo'lgan narsa uchun tark qiladi. Ya'ni nafs bir narsani olmayapti. Masalan biz sizlarga misol keltiraylik. Oldilaringizga bir yaxshi atala ovqatni taom olib keladi yoki shovlar deylik. Uni yemoqchi bo'lib turdingiz, yangi mont qozondan chiqqan monti yonida yangi kabob chaqliklar olib kelindi. Shunda birdaniga hech o'ylanib o'tirmasdan shovladan yuz o'girasizda, bu montlarni yeysiz, kaboblardan yeysiz. Qani? Shovlani yemoqchi edingiz, atalani ichmoqchi edingiz. Nimaga ichmay qo'yapsiz? Chunki undan ham shirini kelib qoldi-da. Inson ham bittamizni tabiatimiz shunday. Endi bu hammamizga tegishli. Menga ham shovlab kelsalaringiz, kabob qo'ysalaringiz, oldin kabob yeyman. Hammamizda bor narsa. O'ylamanglarki, ustozim demasmikin deb. Yo'q, men ham shundayman. Ishonmasangiz, tekshirib ko'ringlar. Inson nafsi shunday. Bir narsani tark qilmaydi, undan ko'ra yaxshiroq narsa yeb qolsa, keyin tark qiladi. وَلَا تُحِبُّ شَيْنْ اِلَّا مَا ظَنَّتْ فَيْدَتَهُ. Ve insanın nefsi bir nesini yaş görmeydi. Lekin şunu faydası vardır güman kısa. اَوْ تَيَقَّنَتْ وَيَا كِي اَنْ غِشَنْسَ şunu faydası vardır, şunu da yine yaş görmeydi. Yani İbrahim Aleyhisselam şu haletlerde sevip, hursan bunu kabul kılıyordular. Biz, demek ki Allah diyorunu tenleyi almayaptız. Şunu değil mi? Bizi Allah diyorundan göre bu hükümetler diyorları şırınak görünüyordu. Bu faydalı rak görünüyordu. Şunun için Allah diyor, tark var yaptığı da bir hakik etip kalıyordu. Ama bu yıl bizge şırınak görünseydi, bunu sahabını bilseydik, bunu faziletini bilsek, İbrahim Aleyhisselam'ı yokşagen bulardık. Muhammed Aleyhisselam'ı yokşagen bulardık. Hazır bu bize tertirgen hatalarımız kime hatası? Avamda hatası mı? Bu tevhiddemiz, haktı bilgemiz diyen ahli ilmezi ulamaların hatası mı? Şular kime yaptı şu işte, şular istihamat kime yaptı. Ular bana akıllı, sel başıge musibet kese, bu tarafga o'tib ketganlik uchun Alloh yo'lini, ilm yo'lini, da'vat yo'lini tark qilganlik uchun boshqalar ham yerga chiqib ketyapti. Mana katta-katta olimlar shunday qilyapti shu yerda. Katta-katta olimlar o'zini tomdan tashayaptiki, biz ham tashlaymiz deyapti. Va yajibu an na'lama anna sana Allohi ala hadin min xalqihi la yuqsad minhu an yasila ilayna as-sana faqat. Shuni bilishimiz vojib bo'ladiki, Alloh taoloning maxluqlaridan bittasiga maqtovi, Alloh taolo maxluqlaridan bittasini maqtadimi? Bu shu mahdudi faqatgina bizga yetkazib qo'yishlikkina qasd qilinmaydi. Allohning maqsadi men Ibrohimni maqtaganman, bilib olinglar shuni. U emas. Faqatgina bizga shu bir tarixiy ma'lumot kelib qolishi emas. Lekin yuqsad minhu amroni hammani. Balki Alloh taolo o'zining kitobida bir qulini maqtaganligi undan ikkita muhim, ikkita buyuk ish qasd qilinadi. Qani diqqat qiling. Nima ki Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni maqtayapti? Alavvalo birinchisi, mahabbatu hazal lazi asnallohu alayhi khayran. Alloh taolo yaxshi deb maqtagan bu kishini muhabbat qilishlik. Alloh ham u kishini yaxshi ko'rar edi va amallarini, hayotini, yo'lini, fikrini yaxshi ko'rar edi va bizga aytayaptiki, sizlar ham yaxshi ko'ringlarmi? Sizlar ham shunday bo'lsa, sizlarni ham yaxshi ko'raman deyapti. Tushundingizmi? Ibrohimni maqtab turib shundan ketinglar deyapti. Shunda men sizlarni yaxshi ko'raman deyapti. Ibrohimga bergan izzat hammasini beraman vallohi deyapti. Alloh o'zi qasam ichyapti. Kama anna man asna Allohu alayhi sharran fa innana nubghizuhu wa nakrahuhu. Va go'yoki xuddi Alloh taolo bir kishiga yomonlikni nisbat bergan bo'lsa, yomonlagan bo'lsa, biz albatta uni yomon ko'ramiz, bug'iz qilamiz, nahrat qilamiz. Mana Namrudni yomonlayapti Alloh taolo, Firavnni yomonlayapti. Shaytonni yomonlayapti, ularni yomon ko'ramiz. Va ularni yo'lidan ketyap turganlar, ularni fikrida bo'lgan, ularni da'vosida bo'lgan, ularni tariqatida bo'lgan, ularni hayotida ketyap turganlarni ham yomon ko'ramiz hammasini. Fa nuhibbu Ibrohima alayhissalom, Ibrohim alayhissalomni yaxshi ko'ramiz, annahu kana imaman hanifan qonitan lillahi va lam yakun minal mushrikin. Chunki Ibrohim alayhissalom imom edi, hanif edi, faqatgina tavhidga bog'langan Allohgagina bo'yinsunuvchi edi, qarang, Allohgagina bo'yinsunuvchi edi, qonitan lillahi. Allohdan boshqasiga emas. Va mushriklardan bo'lmagan edi. Va nakrahu qawmahu. Va Ibrohim alayhissalomning qavmini yomon ko'ramiz.
لأنهم كانوا ضالين چونكي ولار عدشكن ايدلار مشرك ايدي ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا وبس فرشتلار دي يحش كرامز اگر تولار بزا جنسمز دان بو مساهم باشكا جنس دان بو سهم ولار بزا يحش كرامز لأنهم قائمون بأمر الله چونكي ولار الله تبيروغي قائم دولار الله تبيروغي دولار ونكره الشياطين شيطانلار دي يمان كرامز لأنهم عاصون لله چونكي ولار الله كي اسيان قلوچلار دور وَاَعْدَاءٌ لَنَا وَلِلَّهِ Bizi düşmanlarımızdır ve Allah-u Teala'nın düşmanıdır. Çünkü şu şeytanlarda yaman köremiz. وَنَكْرَهُ اَتْبَعَ الشَّيَط۪ينَ Ve şeytanlarına ergeç uçlarda hem yaman köremiz. لَنَّهُمْ عَاسُونَ لِلَّهِ اَيْضًا وَاَعْدَاءٌ لِلَّهِ وَلَنَا Çünkü şeytanlığa ergeçkenler, insanlar olsun, cinler olsun farkım edi. Bu münafık, kafirler, müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar, Kemalistler, Demokratlar, hepsi şeytanlığa ergeçkenlerdir. Ular hammasi Allohga isyon qiluvchilardir va Allohning va bizning düşmanlarımızdır. Asani, mana birinchi masala shu. Do'st va dushmanni bilib, do'stlarni yaxshi ko'rishlik, ularga o'xshashlik. Asani ikkinchi muhim ish an-naqtadiya bihi fi hadhihi sifati allati asnallohu biha alayhi. Alloh taolo shu sifatlardan maqtagan sifatlarda o'sha insonga bizni ergashligimiz, iqtido qilishligimiz. İbrahim Aleyhisselam qaysi amallarla maqtalgan bo'lsa, shu amalni mahkam ushlashligimiz kerak. Alloh taol albatta bizni maqtaydi. Lannaha mahallu sana, chunki shu sifatlar, shu amallar maqtalishlikning mahalidir, yeridir, sababidir. Walana minas sana'i biqadri ma ihtadayna bihi fiha. Va biz uchun Alloh tarafidan sano maqtov bo'ladi o'sha sifatlarda iqtido qilganimizning miqdoricha. Biz o'tgan payg'ambarlarga Qur'onda maqtalgan kishilarga qanchalik ergashsak, shunchalik maqtov olamiz. Ayni ulardek bo'lsak, ayni maqtov olamiz. Qanchalik kam bo'lsa, shunchalik maqtovimiz kam bo'ladi. Qola ta'ala Alloh taolo Yusuf surasi 111 oyatda aytdiki, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Haqiqatan bu payg'ambarlar Allohning do'stlarining qissalarida aql egalari uchun ibrat bo'ldi deyapti. Laqad lom Mana qasam lomla deyaptiki, qasam ichamanki, haqiqatan ularning qissalarida aql egalari uchun ibrat bor deyapti. Dalil bor, hujjat bor, o'rnak bor, namuna bor deyapti Alloh taolo. O'rnak oling, namuna oling. Va qala ta'ala, yana Alloh taolo Mumtahina surasi 4-chi oyatda aytadiki, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrohim va allazina ma'ah. Qasam haqiqatan sizlar uchun Ibrohim alayhisalomda va u kishi bilan birga bo'lgan mu'minlarning hayotida Gözel bir namuna var deyapti Alloh taolo. Gözel namuna var. Ularga ergashinglar. Ulardek bo'linglar. İbrahim alayhisalomdagi namuna. Qarang, o'tgan darslarda qancha aytdik. Nima qilgandi İbrahim alayhisalom? İbrahim alayhisalomning birinchi ishi. Iz qalu liqomihim. O'shanda İbrahim alayhisalom va u kishi bilan birga bo'lgan mu'minlar o'zining mushrik qavmlariga Allohga isyon keltirgan, Allohga itoat qilmayapti turgan Günahlarga g'arq bo'lgan qavmlarga aytdilarki, "Inna bura'a'u minkum va mimma ta'buduna min dunillah." Biz sizlardan bezormiz. O'rtamizda hech qanday aloqa yo'q dedi. Va Allohdan boshqa ibodat qilyapti turgan butun butlaringizdan hammasidan bezormiz dedilar. Alloh aytayaptiki bizga, "Shunda sizlarga dars bor" deyapti. "Dars olinglar" deyapti. Sizlar ham gunohkorlardan bezorlik e'lon qilinglar. Ular Allohning dushmanlari. Qachongacha ularga muhabbat qilasizlar? Hem Allah'ın muhabbetini dava kılasız, hem Allah'ın düşmanının muhabbetini dava kılasız. Ve kâle ta'ala, yine Mümtahine surası 6. ayette Allah sallat etti ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Kasem ki, hakikatten sizler için, ularda İbrahim Aleyhisselam'da ve o kişiye ergeçkenlerde güzel örnek var. Kim için? Allah'tan va oxirgi kundan umidvor bo'lgan, umid qiladigan bo'lgan kishilar uchun. Kimiki Allohdan umidi bo'lsa, kimiki oxirat kunidan umidi bo'lsa, jannatdan umidi bo'lsa, Ibrohim alayhisalomga ergashsin deyapti Alloh taolo. Agar siz umidingiz bo'lmasa, ergashmang. Va hadhihi masalatu muhimma bu nihoyatda muhim masaladir. Musulmonlarga begona bo'lib qolgan, gapirsiz hayron bo'ladigan, nihoyatki bu ham islomdan bo'lsa deydigan unutilgan bir masaladir. Li'annal insana ahyanan yag'ibu an balihi al-gharazul awwal.
Çünkü insan bazen onu fikirden birinci maksadı yok alıp kalırdı. Ve bu muhabbetu hazellezi esnallahu aleyhi hayran. Birinci mesele ne miydi? Yaşlılıkta Allah-u Teala nisbetleri mahdegen kişinin yaş görüşlük. Bu sıfatlarda yaş görüşlük. Velakinne yenbagi en yegibe. Lekin aslında bu muhabbet yok almaslık gerek. لَنَّ الْحُبَّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْزَ فِي اللّٰهِ Çünkü muhabbet hem Allah yolunda bulsun, buğz nefret hem Allah yolunda bulsun. Bu, Allah yolunda yaşı görüşlük, Allah yolunda yaman görüşlük, مِنْ اَوْسَقِي عُرَى الْا۪يمَانِ İman bağlarının en müstehkemlerindendir. Allah için yaşı görmezsiniz, Allah için yaman görmezsiniz, imanınızda tehlike var, imanınız kabul bulmuyor, Allah saklasın.